Meme kanserinde tedavi kararını verirken meme kanserinin hücresel tipi, grade'i, hormon reseptörlerinin varlığı veya yokluğu, evresine göre karar veriyoruz. Meme kanseri evrelemesini yaparken de tümörün boyutu ve çapı, koltuk altında lenf nodu metastazı olup olmadığı, uzak organ metastazı varlığı veya yokluğuna göre evre 1 ile 4 arasında sınıflandırıp cerrahi tedavi, sistemik tedavi dediğimiz kemoterapi ve radyoterapi seçeneklerini hastaya özel kişisel bir planlamayla sunmaya çalışıyoruz. Cerrahi tedavi başlığı altında son zamanlarda oldukça sık uyguladığımız tedavi yöntemi meme koruyucu cerrahi. Eskiden memenin tamamını almak meme kanseri tedavisinde tercih edilen yöntemken günümüzde radyoterapi ile cerrahi tedaviyi birleştirip sadece meme koruyucu cerrahi, yani tümörü çevresindeki sağlam dokuyla yaklaşık 5 mm veya 1 cm'lik bir sağlam sınırla birlikte tümörü çıkartarak yaptığımız tedaviyi ön planda tutuyoruz. Meme koruyucu cerrahi radyoterapi eklendiği zaman uzun dönem sonuçları memenin tamamen alınmasıyla aynı şekilde hastalığın iyileşmesine katkıda bulunabiliyor. Sistemik tedavi dediğimiz kemoterapi ise çoğu zaman cerrahi tedaviden sonra uyguladığımız bir tedavi yöntem olup, sistemik tedavide kemoterapiye ek olarak reseptörlerin durumuna göre hormonoterapi de uygulayabiliyoruz. Bazen ileri evre hastalarda veya lokal ileri evre hastalarda, yani memede tümörle birlikte koltuk altı lenf nodu metastazı olan veya uzak organ metastazı olan hastalarda cerrahi tedaviden önce kemoterapi uygulayabiliyoruz ve bu yönteme neoadjuvant kemoterapi adını veriyoruz. Bu tedavinin hastalığın tamamen iyileşmesine katkısı bu şekilde uygulandığı zaman daha fazla olmakta. Meme koruyucu cerrahi tedavisi yaptığımız veya koltuk altı metastazı olan, uzak organ metastazı olan hastalarda cerrahi tedaviye ek olarak radyoterapi de kemoterapiden sonra uyguladığımız tedavi yöntemi.